Kıymetli izleyenlerim, herkese merhabalar, yayınıma hoş geldiniz. Bugün küp paylaşımımız, kümeste bir tane farklı bir yumurta gördüm. Onunla alakalı, tabii değişik rivayetler var, horoz yumurtası ile ilgili. Diyorlar ki işte bunu 40 yıl, 41 yıl saklarsan çok değerli bir madene dönüşüyormuş. Yani altın ya da elmas gibi. Tabi duruyorsa şimdi bakacağız. İçini kırıp bir bakalım acaba ne var. Tabi bazıları da diyor horozlarda böyle zararlı madde oluşuyormuş. Horoz o yumurta vasıtasıyla o zararlı maddeyi dışarı atıyormuş. Benim iki tane horozum var. Bir tanesi bu gördüğünüz şu ligorin. Bir tane de ileride kırmızı kümesin yönünde. Şimdi oraya doğru gideceğiz. Bakalım yumurta duruyorsa içini kırıp bir bakacağız. Yani iki horoz, beş tavuğum var, yedi tane de neyimiz var? Bizim burada celfin dediğimiz celfinimiz ya da işte yarka ya da ferik diye adlandırılıyor. Yedi tane onlar var. Tabii onların kümesleri ayrı. Onların yumurtlamaları çok zor. Yani daha yumurtlamaya başlamadılar, çok zor derken. Yani celfinler henüz yumurtlamıyorlar. O da onların yani kılavuz yumurtalarına belki benzetebiliriz. Ama kılavuz yumurtaları da şey değil. Yani o kadar küçük değil. Yani o yumurta biraz farklı bir yumurta. O kadar küçük değil. Bir tane de tavuğumuz var. O da küçük yumurtluyor ama onun kadar küçük yumurtlamıyorlar. Şimdi yumurtamıza bir bakalım. Kümese doğru gidelim. Bakalım duruyorsa onu bir kaba kıracağız. Bakalım içi nasıl. Birlikte göreceğiz. Diğer horozumuz da bu kırmızı horoz. Şöyle gördüğünüz gibi. Yani biri beyaz ligorin, biri de bu. Bu da tavuk gibi gıdaklıyor. Şöyle kümesimize bir bakalım. Yumurta da duruyor galiba. Evet. Yumurtamız orada duruyor. Alalım. Bunu bir içini. Ben de merak ediyorum. Tabii 40 yıl saklamaya ömrümüz yetmez herhalde. Biz en iyisi bunu kırıp bir bakalım. Merakımızı da gidermiş olalım. Bunların karnı doymuş galiba. Akşam olmadı mı? Kümese gelmişler, yerlerini almışlar. Bu horoz gibi değil de sanki tavuk gibi gıdaklıyor bu. Acaba bu mu yumurtladı? Bu horozumuz da
Yaklaşık 3 yaşında. 3 sene önce kurt bastırmıştık. Neyse, kaçıyor, kaçsın bakalım. Evet. Yumurtamızı getirdik. Şurada yumurtaya yapışık bir siyah kıl ya da tüye benzeyen bir şey var. Acaba dedim ya tavuklardan yapışmıştır ya da kırmızı horozun yumurtası olabilir. Tabi bilemiyoruz. Ne desek şimdi muallakta kalan bir şey. Evet, merakımızı giderelim. Bir bakalım ne var içinde. Yani kılavuz yumurtasına benzemiyor. O bunun en azından bir 3 katı gibi. Yani kılavuz yumurta normal yumurtaların 3'te 2'si büyüklüğünde ya da 4'te 3'ü gibi diyebiliriz. Ama bu normal yumurtanın 4'te 1'i kadar. Yani şöyle göstereyim. Normal yumurtanın 1/4 büyüklüğünde bir yumurta. Bakalım, kıralım. Merakımızı giderelim. Acaba ne var içinde? Evet, haydi bakalım. Evet. Yani ne var? Bir leke görünüyor. Yani normal yumurta akı gibi berrak bir sıvı. Sadece bilmiyorum orada görünüyor mu kamerada. Lekenin böyle kahverengi bir parçacıklar var. Onun dışında berrak bir sıvı. O kahverenginin olduğu bölgede de böyle krem renkli, yani berrak değil de krem renkli ya da çok açık gri gibi bir şey var. Bir kısım var ama çoğunluğu nedir? Şey, berrak bir sıvı. Evet. Böylelikle horoz yumurtasının içinde ne olduğunu görmüş olduk. Tabi bu yenmez yani. Çünkü bilemiyoruz. Nasıl bir şey hiç duymadık. Horoz yumurtası yenir mi? Gerçi yemeye gerek yok. Çok da meraklı olmaya gerek yok. Başka bir tabi kuş da girip herhalde kümese yumurtlamaz. Yani kümesimiz açık ama genelde hayvanlar öyle rastgele yumurtlamazlar. Yani kendileri güvenli bir yer seçer. Oraya yumurtlarlar. Başka bir hani kuşun yumurtası olacağını da zannetmiyorum. Evet. Bugünkü paylaşımımız da bu kadar. Bir sonraki paylaşımda buluşmak üzere. Demeden önce yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşça kalın.